Bilirikti kızım benim. Oh. Artık öpemeyeceğim onu. Sarılamayacağım ona. Canım kızım deyip saçlarını okşayamayacağım. Melek artık benim kızım değil. Hayatta bundan daha acı ne var ki zaten? Emre, ne olur aç şu telefonu lütfen. Yüreğimde bu kadar acı varken beni yalnız bırakamazsın sen. Canım, Melek hazır. Kızınızla beraber yeni hayatınıza başlayabiliriz. Canım kızım, bütün rüyalarım gerçek oldu. İnanamıyorum, hala inanamıyorum. Avukat Bey, size çok teşekkür ederim. Ya bir anneyi kızına kavuşturdunuz. En büyük mucizeyi gerçekleştirdiniz. İyi ki varsınız, çok sağ olun. Rica ederim, görevimiz. Evet, artık gidebiliriz değil mi? Aslında son bir şey daha var. Bu şartlar altında bunu hiç yapmak istemezdim ama... vazifem gereği size bunu teslim etmem gerekiyor. Bu nedir? Panik butonu. Uzaklaştırma kararı alındığında uygulanan bir yöntem. Yani butona bastığınızda polisler bulunduğunuz konuma geliyor. Yani Emre geldiğinde bunu her neyse buna basıp polis çağırmamı istiyorsunuz öyle mi? Bu saçmalığa daha fazla gerçekten gerek yok. Ne benim ne Melek'in korunmaya ihtiyacı yok, anlıyor musunuz? Biliyorum ama... Bakın, bizim Emre'den korunmaya değil, onun yanımızda olmasına ihtiyacımız var, anlıyor musunuz? O yüzden ben bu saçmalığı asla kabul etmiyorum ve asla kullanmayacağım. Alır mısınız şunu lütfen? İcra Hanım, tepkinizi anlıyorum, hak da veriyorum ama üzgünüm, ben bunu alamam. Bunu size teslim etmem gerekiyor. Eğer şimdi bunu almazsanız polisler nezaretinde yetkililer size evinize getirecek bunu. Tamam, ben bunu alıyorum ama sırf kızım bir daha polislerle karşı karşıya gelmesin diye alıyorum. Çünkü biz artık o kapıyı hakimlere, polislere kapattık. Sevdiğim adama. Melek'in babasını açmak istiyorum o kapıyı. Bunu da yetkililere iletirsiniz. Hadi kızım, gidiyoruz artık. Gel. Tamam bir tanem, hadi gel. Gidelim. Emre. Emreciğim. Çok geçmiş olsun. Ama lütfen perişan etme kendini, olur mu? Lütfen canını sıkma. Bak bu da geçecek. Kavuşacaksın kızına, merak etme. Umarım oğlum. Sen nasılsın peki? Aram parçadı. En mutsuz zamanımda bile kendimi böyle hissetmemiştim. En kötü günümde bile evde beni bekleyen kızım var diye ayakta kalıyordum. Ama şu an ne bir evim var, ne de boynuma sarılıp babacığım hoş geldin diyecek bir kızım var. Bugün benden Melek'i kopardılar hala. Emre, o kadar üzüldüm ki. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama bak bu da geçecek oğlum. Kavuşacaksın kızına. Aşacağız bunu da elbet. Ama yani aklım almıyor hiç. Böyle bir şey nasıl olabilir? Ya Melek nasıl Hicran'ın kızı çıkabilir? Belli ki birileri
çok büyük bir oyun oynamış. Ama kim? Kim yapar ki böylesine korkunç bir şeyi? Öğreneceğim ulan. Öğreneceğim. Ve hepsinden tek tek bunun hesabını soracağım. Onlara da sıra gelecek. Ama şu an bunları düşünmek istemiyorum. Kızımı kaybettim. Sevdiğim kadını kaybettim. Önce kaybettiklerimi geri almam gerekiyor. O ne demek Emre? Hicranla aranızda bir sorun mu var? Bilmiyorum. Emre bak, Hicran'la olan ilişkine dair radikal bir karar vermen için hiç doğru bir zaman değil bu. Bak şu an her şey çok taze. Sen güç bir durumu daha yeni yaşadın. İçten içe canın yanıyor, öfkelisin. Yani bu şartlar altında senin mantıklı düşünmen, doğru kararlar vermen olası değil. Bak, her şeyden önce kendine biraz zaman tanı. Biraz sakinleş. Hem bu yoğun duygular içinde bir karar verirsen sonrasında pişman olabilirsin. Hicranla olan ilişkimi karşısındayım biliyorum. Açıkçası hicranla olan beraberliğinizi hiçbir zaman uygun görmedim. Ama o iyi bir kadın. Güvenilir, dürüst. Ama yani sana uygun bir eş olacağından şüpheliydim. Hala da öyle düşünüyorum. Ama ne var biliyor musun Emre? Benim söylediğimin bir önemi yok. Kim ne derse desin, ne söylerse söylesin. Sizi yakıştırıp yakıştırmasınlar. Bunların hiçbir önemi yok. Önemli olan senin ne hissettiğin. Senin nasıl mutlu olacağın. Eğer sabah gözünü açtığında yanında Hicran'ı görmek istiyorsan bundan daha önemli bir şey yok Emre. Senden bunları duymak beni şaşırttı ama. Hepimiz değişiyoruz Emre. Nurten Aksoy'un değişimi. Yani ben böyle bir şey hiç beklemezdim. Nurten Aksoy hakkında daha bilmediğin çok şey var. Ne var Allah? Neyi bilmem gerekiyor? Yakında hayatımızda büyük bir değişiklik olacak Emre. Yani bunu duymam belki şu anda uygun değil ama yani seninle ne zaman böyle beraber baş başa kalıp konuşuruz? Onu da bilemiyorum. O yüzden çok geç olmadan bunu benden duyman en iyisi şimdi. Hala ne oluyor bak, korkutuyorsun beni. Ne söyleyeceksen hemen söyler misin? Benim bir kızım var Emre. Ne? Ne kızı hala, ne diyorsun sen? Adnan'la boşandığımızda hamileydim. Ve hayatımın en büyük, en zor kararını verdim. Adnan dahil herkesten sakladım hamile olduğumu. Bebek doğunca da bir yetimhaneye verdim onu. Ve hayatımdan tamamen çıkarttım kızımı. Kendime bambaşka bir rota çizdim Emre. Daha doğrusu hayatımdan çıkardığımı zannediyordum. Meğer Adnan öğrenmiş. Bebeği yetimhaneden almış ve büyütmüş. Şimdi de sildim sandığım kızımı hayatıma geri soktu işte. Tanıştın mı kızınla ha? Sen de tanıştın. Hicran'ın arkadaşı Leyla, senin kuzenin Emre. Nişan oyunundan iyi kurtardın yakayı. Ama bu sefer kaçacak yerin yok. Emre bırak seni kurtarmayı, yanına bile yaklaşamaz artık. Şu halinle ürkek, savunmasız bir ceylana benziyorsun. Ne yapalım? Şöyle güzel bir hava çıkalım madem. Demek Leyla benim kuzenim ha? Ben Hicran'ı köşe bucak ararken ona kucak açan kişi benim kuzenim miymiş? Hala nasıl oluyor böyle bir şey? Ben anlamıyorum. Hayat işte Emre. Hayat yani sen bir şeylerden kaçtığını zannederken aslında senin peşini hiç bırakmıyorlar.
hiç ummadığım bir zamanda bir şekilde çıkıyorlar ortaya. Peki sen Leyla'ya söyledin mi onun annesi olduğunu? Yani buna cesaret edemedim henüz. Ama öyle ya da böyle söylemeye mecburum artık. Hem Leyla'yı Adnan'dan korumak istiyorum. Ona bir şey yapmasından çok korkuyorum Emre. O yüzden o hayatımızdayken onu korumam lazım. Leyla ile konuşacağım. Eğer o da kabul ederse hukuki işlemleri yaptırıp nüfusuma alacağım Leyla'yı. Vay be. Demek ailemize bir kız evlat gelirken değeri gidiyor ha. Emre, lütfen böyle düşünme sakın. Ya her ne olursa olsun, Melek senin evladın. Benim de torunum Emre. Hem Melek ailemizin neşesi, göz bebeği. Babasının da biricik prensesi. Bak, bu her zaman da böyle olacak. Aranızdaki bağ kan bağından daha güçlü, daha değerli. Bunu sakın unutma Emre. Benim Melek'in yanına yaklaşmam bile yasak hala. Emre, avukatlarımız ne güne duruyor? Yani şu an hukuki gücümüzü kullanmayıp da ne zaman kullanacağız? Bütün avukatlarımızı harekete geçirip ne gerekiyorsa yaparız. Bak bu karara itiraz ederiz. Zaten o Koray Eren denen adam mahkeme yanılttı. Bak bunu ispat edebiliriz. Ne fark eder ki hala? Melek benim kızım değil. Vicdanın kızı o. Emre, ya ben seni anlamıyorum. Gerçekten. Sen Hicran'a olan aşkından yıllarca kendini bile unuttun. Ya onunla evlenebilmek için her şeyini, herkesi geride bıraktın. Şimdi ne oluyor Emre? Neden bu kadar karamsarsın? Yoksa bir anda vaz mı geçiyorsun ondan? Bilmiyorum hala. Bilmiyorum. Emre nereye? Benim biraz yalnız kalıp kafamı toplamam gerekiyor hala. Sen de konağa git. Leyla yalnız bırakma. Senin de işin başına aşkı zaten. Tamam. Teşekkür ederim. Emre aç, ne olur aç şu telefonu. Sesini duymaya ihtiyacım var. Seni çok seviyorum. Artık beni sevdiğini söyleyecek bir kızım yok. Bir daha yaklaşamayacağım onu. Sarıp sarıma değmeyeceğim. Babacığım. Seni çok seviyorum diyecek bir kızım yok artık. Oh.
Belki sevdiği şeyleri yapsam morali yerine gelir. Bir tanem, ben markete gidiyorum. Bak, eğer kapı falan çalarsa kimseye açmak yok, anlaştık mı? Uzaklaşma benden. Ben sensiz ne yaparım? Biz el ele verdiğimizde tüm zorlukların üstesinden geliriz demiştin. Unuttun mu yoksa? Hadi bunu da beraber aşalım. Seni çok seviyorum Emre ben. Merhaba Yücehan. Özledin mi beni? Senin ne işin var burada? Ama ben teşekkürleri kabul etmek için gelmiştim buraya. Hatırlasana, kızın benim sayemde gördün. Hemen defol git buradan, yoksa polisi ararım. Tamam, tamam bekle. Bak, bu şekilde karşında çıkıp seni korkuttuğum için özür dilerim. Ama yemin ederim kötü bir amacım yok. Sadece konuşmak istiyorum. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Hemen defol git buradan. Bak Yücehan, Emre ile aranızı ben bozdum. Düzeltmek de sadece benim elimde. Eğer beni dinlemezsen Emre'ye asla kavuşamazsın. Ne yapacaksın ki? Ne diyorsun? Yaşadığınız bu kötü günlerin bitmesini sağlayabilirim. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Uzaklaştırma kararını bir çırpıda kaldırabilirim. Sadece seninle küçük bir anlaşma yapmamız lazım. Yoksa Emre'yi ne sen ne de kızım bir daha asla göremezsiniz. Anlaşma falan yok. Benim acil eve girmem lazım. Gider misin lütfen? Tamam. Evde konuşalım. Benim kötü bir niyetim yok. Sadece beni dinlemeni istiyorum. Bak Yücehan, eğer beni dinlemezsen gerçekten pişman olursun. Tamam. Yani burada değil, şimdi olmaz. Dışarıda sonra, tamam mı? Peki, öyle olsun. Ama ben meşgul bir adamım Yücehan. Daha sonra vakit bulamazsam üzgünüm ama Emre'yi ömür boyu göremeyebilirsin. Tamam, dur. Kahretsin. Eğer en ufak bir hatanı görürsem polisi ararım. Tamam. Sadece güzelce konuşacağız dedim ya. Zaten polisle aramı bozmaya hiç niyetim yok, merak etme. Gel bakalım. Geç şöyle. Bekle beni burada. Bir yere kımıldama, tamam mı? Evet, ne söyleyeceksen söyle ve sonra evimden çık git. Bak, bunları söylediğime inanamıyorum ama bu kadar ileri gittiğim için pişmanım. İntikam hırsı gözümü kör etmiş. Ama sana yemin ederim ki bir babayı yavrusundan ve sevdiği kadından ayırmak benlik bir hareket değil. Ben sana niye inanayım? Hem buraya günah çıkarmaya mı geldin? Yok, hayır. Meleğin, senin, Emre'nin hallerini gördükçe yüreğim sızladı. Bu yüzden size yardım etmek istiyorum. Yardım mı? Nasıl yapacaksın ki? Nasıl olacak yani böyle bir şey? Ben her şeyi düşündüm. Hiç merak etme. Bütün bu kötü günleri atlatmanız için harika bir planım var. Neymiş o plan? Söyle, ben de bileyim. Bak, senin bu dünyada en çok istediğin şey Emre ve Melek'le birlikte mutlu bir aile kurmak, değil mi? Evet. Emre'ye kavuşmanı sağlayacağım. Ama benim de seninki gibi ruhuna, hayatıma adadığım bir isteğim var. Önce bu isteğimi gerçekleştirmemde bana yardım edeceksin. Yardım mı? Ya ne yardımı? Emre'den intikam almamı sağlayacaksın. Ne yapıyorsun? Bırak beni, bırak! Bırak dedim sana! İmdat! 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 Yardım! Uyudun! Sakin ol işte! Bırak dedim! Hicran! İmdat! 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 Yardım! Uyudun! Uyu artık! Hadi Hicran! Direnme! Direnme!
Ne yapıyorsun Hicran? Hadi Hicran, aç şu telefonu. Ben kararımı değiştirmeden aç. Beni bayağı yordun. Çetin cevizmişsin, etkilendim. Gerçi seni hiçbir zaman hafife almamıştım. Öylesi masum, duru bir güzelliği kim nasıl hafife alabilir ki? Ama nedense yüzüne hüzün yerleşmiş. Hicran, adın sana çok yakışıyor. Aslında buna çok eskilerden tanıdığım birini andırıyorsun. Yumuşacık saçlar, bembeyaz bir boyun. Sanırım Emre ile zevklerimiz aynı. Önce Maral, şimdi sen. Niye açmıyorsun Mecra? Onca mesajdan, onca aramadan sonra niye açmıyorsun telefonumu? Yoksa bir şey mi oldu? Öldüğünde o güzelliğine yazık olacak. Alo, Hicran duyuyor musun beni? Ama merak etme, Maral'a benden selam. Koray. Allah kahretsin. Ay, vallahi gülmemek için zor tuttum kendimi. Nurten'in aklı gitti. Kaskatı kesildi kadıncağız. Suratı böyle bembeyaz kağıt gibi oldu. İyi iyi. Ha bugün ha yarın verir paramı. Ben de ortadan kaybolur kurtulurum. Tüm tehlikelerden uzakta. Keyfini süreceğim yeni hayatım başlamak üzere. Yeliz, benim ben. Yemek getirdim sana. Yeliz, ne? Nereye gitti bu? Kaçmış. Allah'ım, mahvoldum ben. Bittim. Ne olur bak, lütfen, lütfen siliyorsun. Lütfen. Hayır, ne yapıyorsun hayır? Lütfen, hayır, lütfen. Hicran! Melek! Ulan şerefsiz. Ulan köpek. Ne yaptın lan Hicran'a? Geberteceğim lan seni. Geberteceğim. Lan! Ne yaptın lan Hicran'a? Sen bittin lan, kabul et artık. Hadisin Emre Aksoy. Ne yaptın lan Hicran'a? Ha? Ne yaptın lan? Geberteceğim lan seni. Geberteceğim lan. Sus, kıpırdamayın. Ne oluyor burada?